Herkese merhaba arkadaşlar 26 Kasım Perşembe İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de Altılısı olacak İzmir programının birinci altılısı. Birinci koşuyla beraber saat 5.30'da ikinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Ben yine her iki altılı programı ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğumuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar İzmir programı akşam koşacak ya gündüz programında Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Dediğim gibi akşam programını İzmir Gündüz programında Ankara koşacak. İzmir'in de birinci altılısı arkadaşlar birinci koşuyla beraber saat 5.30'da başlamış olacak. Şartlı bir koşu izleyeceğiz 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe. Şimdi start alacaklar 11 tane. ilk defa start alacak tayın bir araya geldiği bir koşu olacak. Burada tabii pediklisiyle dikkatimi çeken bir safkan var ki bu da bir numaralı dencik edir. Ee, bu safkan güzel bir tinglit yavrusu ki Mustafa Çiçek idaresi start oluyor. Zaten Gülerce Kürüsü'nün sahaya hazır indireceğini düşündüğüm bu safkanın kaloplarında da etkili işler gördüm. Ben şanslı görüyorum günün ilk ayağında bir numara safkandan etkileyici bir koşu gelecektir diye düşünüyorum ama rakibi noktasında bence önemli rakipleri var. Bugünün bu ilk altısında bu şartlı bir koşuda arkadaşlar bir koşuda biraz ben özellikle ileri zamanlarda isminden söz edecek safkanların da olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri 2 numaralı de arkadaşlar. Çetin Ok'la beraber bence ihmal edilmemeli. Yine 5 numaralı Koç Volkan Alalpagut beraber şanslı gördüğüm bir diğer safkan. 9 numaralı Lady Şahinik, 11 numaralı Şükran Hanım gibi Safganların ben gün ilk ayağında etkileyici yarış beklediğim safkanlardan olarak görüyorum özellikle bir arkadaşlar ben bu safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında dediğim gibi 2, 5, 9 ve 10 bin numaralı safkanlar hatta varsa tuttuğunuz safkanları gün ilk ayında arkadaşlar bütçemiz dahilinde biraz kalabalık geçmek doğru olacak gibi gözüküyor. Gün ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu var. 4 yaş tarafları 1900 metre mesafe çimde bir araya gelecekler. 16 tane safkanın start alacağı bu koşu bu kalabalık koşu arkadaşlar. 2 tane safkan ben de çok ön plandaki özellikle bu mesafeyi çok seven 3 numaralı çılgın İzleyicilerim ben Uy, Mahmut Turan idaresinde etkili bir yarış yapmasını hatta günün kazanan Safgan olmasını bekliyorum. Dediğim gibi bu kalabalık grupta bu safkan bu mesafede etkili bir yarış yapacaktır ve kazanma şansı çok yüksek olarak görüyorum. Rakibi noktasında da 5 numaralı Gubaz son yarışında beklentinin olduğu an Safgan bir türlü istenen yarışı yapamamıştı. Bugün Kadirle beraber start harcayacak olan Safgan'dan ben iyi bir yarış geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi gün ikinci ayağında arkadaşlar. 3 ve 5 numara safkanlar bende öncelikli. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımıza bulunduralım. Burada bütçemiz dahilinde sürpriz arama noktasında ise arkadaşlar son yarışlarında hemen hemen hep verdiğim 9 numara Uçan Çeliği de yine e, sürpriz arama noktasında şans verebiliriz. Sercan Tırpan idaresinde etkileyici bir yarış gelebilir ki son yarışlarında bir türlü istenen koşuyu koşamasa da ben yeteneğinin olduğunu düşünüyorum. Bu tarz bir grupta kalabalık bir grupta bir start çekme avantajını da kullanarak etkileyici bir yarış yapma şansının olduğunu düşünüyorum. Özellikle 3 ve 5 rakibi noktasında da sürpriz arama noktasında arkadaşlar 9 numaralı safkanı Günü ikinci ayağı için değerlendirebiliriz. Günü üçüncü ayağı aynı zamanda yedili palasenin başlangıç ayağına uçacak olan bu koşu şartta dörtte koşacak. iki yaşlı İngilizleri 1200-1300 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. Dediğim gibi aynı zamanda da yedili palasenin de başlangıç ayağına uçacak olan bu koşu için. Özellikle iki numaralı Brave Runner arkadaşlar önemli bir safkan ki son birinciliği özellikle. Bence çok önemli rakipleri yanında çok da kolay çok gösterişli bir yarış kazandı. O günkü yarış ile beraber dikkatimi çeken Safkan'ın bugün için bu grubu da bence yine kolay geçmeye yakın gibi gözüküyor. 2 numaralı Brave Runner Mustafa Çiçek idaresinde çok şanslı olduğu bir yarışa çıktığını söylemek lazım. Tabi burada önemli bir rakibi var ki bilindiği gibi ilk startını kazanan 9 manı Keo Önemli bir safgan. E, i̇lk startından sonra çok beklentinin olduğu da bir safganlı ama sonraki yarışlarında her ne kadar sert gruplarda start almış olması da istediği yarışı bir türlü sergileyemedi ama ben yine de kuponlarda bulunmasının doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle iki arkadaşlar rakibi noktasında da 9 numaralı Safkan'dan günün arkadaşlar bu ayağında etkileyici koşular bekliyorum. Günün 4. koşusu aynı zamanda 2. altılığının başlangıç aynı uçacak olan bu koşu. Handikap 17 koşacak. 3 ve yukarı İngilizleri 2400 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz. 12 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Zaten bu Safkan'ı kuponuma yalnız bırakacağım. Bu da 7 malı Morta Della olacak arkadaşlar. Bilindiği gibi son yarışında çok bahsettiğim bir Safkan'dı ki ilk şans Safkan konumunda vermiştim. Özellikle bu tarz mesafeleri ve e, bu tarz mesafeleri ve son yarıştaki form durumu değerlendirinde bence bu grubu kolay geçecektir diye düşünüyorum. Günün ilk ayağında arkadaşlar 7 numaralı Mortadella yetenekli birisi Nurettin Çen idaresinde günün kazanan safkanı olacaktır. Günün ilk ayağında arkadaşlar kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı bir bir koşu koşacak. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz ki 11 tane Safkan'ın yine ilk defa start alacak Tay'ın bir araya geldiği bir koşu olacak. Burada yine özellikle pedigrisiyle dikkatimi çeken Altumalı Kapoğlu Ali Afogut'la beraber ben iyi koşu çıkarmasını bekliyorum. Yine rakibi noktasında 8 numaralı Buane Suerta yine önemli bir takıt yavrusu olan Safkan'dan yine iyi bir koşu gelecektir. Bence çok ihmal edilmemeli. 6 ve 8 numaralı Safkan'lar ben de bir tık önde bu iki Safkan'ı muhakkak bulunduralım. Daha sonrasında yerimiz varsa yine 5 numaralı Jali Jampur arkadaşlar Gökhan Gökçe ile beraber hatta varsa tuttuğun Safkan'ları yine günün ikinci ayağı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. Günün 3. ayağı kısa vade 8 bir koşu ki 4 köprü yukarı izleyeceğiz. 1900 metre mesafe kumda start alacak 10 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu. Burada bence kum performansıyla gruptan ayrılan birkaç tane safkan var ki bunlardan ilki de arkadaşlar bilindiği gibi bir numaralı Baba Arif ki son startını kazanan safkan etkileyici bir form var. Bugün üzerinde Saadettin Boyraz ile beraber start alacak. Etkili bir yarış yapacaktır. Kazanma şansının yüksek olduğunu söylemek gerek ama ben önemli rakipleri olduğunu düşünüyorum ki özellikle kum performansıyla fark yaratan 4 numaralı gümbür gümbür Nurettin Nurettin beraber iyi koşacaktır. İhmal edilmemeli. Hatta 6 numaralı Özbil'den yine. Özbil'den bilindiği gibi grup koşuları da gördüğümüz bir safkandı ki özellikle kum startlarında çok etkileyici yarışlar yapabilen bir safkan Mustafa Çiçek idaresinde yine bu grupta bence ihmal edilmemeli arkadaşlar. Özellikle bir numaralı Baba Arif ön plan çıkıyor olsa da ben muhakkak kuponlarda ayımsız olarak arkadaşlar 6 ve 4 numaralı safkanların da yazılmasının doğru olacağını düşünüyorum günün bu üçüncü ayağı için. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu koşacak gidişlere ait 3 yaş tarafları 1300 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 14 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için arkadaşlar ben yine özellikle... E, burada 2 numaralı Gelibolu kızından etkileyici bir koşu bekliyorum. Safkan'ın bir 2 aylık arası var arkadaşlar. Eğer bu ara olmamış olsaydı ben kuponlara yalnız bırakılacak Safkan konumunda da değerlendirebilirdim ama dediğim gibi Safkan'ın özellikle son yarışındaki etkisiz formu sonrasında verdiği arayla beraber ben biraz daha tereddütle yaklaştığım için yani at yazmanın doğru olacağını düşündüm. Normalde kalitesiyle bence bu gruptan çok daha farklı bir isim olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı Gelibolu kızının Alperen Oluk idaresinde kazanma şansı çok yüksektir. Sağlıklı bir Gelibolu kızı bu grubu bence çok kolay geçer arkadaşlar dediğim gibi rakibi noktasında burada son yarısındaki formuyla dikkat çeken 3 numaralı Beatrice yine Gökhan Gökçe idaresinde şans safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır. Daha sonrasında 8 numaralı Düzlük Prensesi yine Alarput'la -Al beraber ve 9 numaralı Gözyaşı otu da Sinan idaresinde şanslı gördüğüm bir diğer safkanlar konumunda özellikle 2 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 3, 9 ve 8 numara safkanları günün 4. ay için arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar konumunda. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı bir, bir koşu var yine. 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe. Şimdi start alacaklar yine 11 tane ilk defa start alacak. Tayın bir araya geldiği bu grupta gruptan ayrılan bir isim var ki bu da 5 numaralı Norregut arkadaşlar. Güzel bir Yonaguska yavrusu ki anne kanatlı da Royal Abjar gibi önemli bir safkan. Safganın e, safkanın zaten çalışmaları da oldukça başarılı. Güzel de bir hediklisi olan safkanın üzerinde de Mehmet Kaya ile beraber start alma avantajı da kullanarak günün bu ayağının kazanan safkanı olmasını bekliyorum ki gün arkadaşlar 5. ayağında bu safgandan çok etkileyici gösterişli bir yarış gelecektir. Kazanma yarışı da ben e, kazanma şansı da çok yüksek olduğunu söylemek lazım. Rakibi noktasında burada iki tane safkan dikkatimi çekti ki biri 8 numara Elizim arkadaşlar Doğukan Palur'la beraber start alacak olan safkan ve son olarak da 6 numara Space Graph Ekirüs ile beraber Alal -Al idaresinde start alacak olan Safkan'ı da yine rakip noktasında bütçemiz dahilinde arkadaşlar yazabilecek Safkanlar konumunda. Dediğim gibi özellikle 5 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 8 ve 6 numaralı Safkanları günün bu ayağında şanslı gördüğüm Safkanlar olacak. Günün son ayağına geldiğimizde ise şartlı 3 bir koşu var ki 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 1900 metre mesafe çimde start alacak. 3 yukarı İngilizleri start alacağı bu koşuda arkadaşlar 18 tane Safkan start alacak. Günün kalabalık koşuları biri. Özellikle son yarışlarında etkili bir form yakalan bir numaralı Börü değerlendirilmesi gereken en şanslı Safkan konumunda. Yine 2 numaralı King Winner ki son yarışın kazanan Safkan bugün için bu grubu değerlendirecektir. Yine 5 numaralı Kim GK, yine Ali Alpagut idaresinde beğendiğim Safkanlardan biri. Bu grupta arkadaşlar biraz daha öncelikli. Yani 1, 2 ve 5 numaralı Safkanlar bence günün arkadaşlar son ayağında mutlaka kuponlarda olması gereken Safkanlar. Ama yine ben burada 13 numaralı arkadaşlar Poyraz Dağı'nı, 17 numaralı Uzgudal Alpı hatta 8 numaralı bulut gibi safganları bile arkadaşlar geniş kuponlarda değerlendirmek doğru olacaktır günün son ayağı için. Günün son ayağı için tekrar sıralama vereyim arkadaşlar. 1, 2 ve 5 numaralı safkanlar önceleyim. Rakibi noktasında da 8, 13 ve 17 numaralı safganlardan etkileyici güzel bir koşu bekliyorum günün son ayağı için. Arkadaşlar İzmir programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsin'e takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.